Normalleşiyor dedi diyorduk. Türkiye normalleşmek için gaza basmıştı ama meclise kan bulaştı, enteresandı, kötüydü, korkunçtu. Şahsen ben bir yurttaş olarak, bir gazeteci olarak utanç duydum. O görüntülerin yaşanmasını herhalde hiçbirimiz istemezdik. Ama tabii yorum da lazım. Hangi taraf ne yaptı? E, ee, bu arada sevgili Alpay Özalan'a da selamlar. Biz kendisini futbolcu biliyorduk ama boksörmüş aynı zamanda. <laughs> yumruk atmıyor. Alpay atmış. iyi bir boksörmüş aynı zamanda. Tokat attı ama yumruk atmadı. Tokat atmış ama. Ben tokat mı attı? Tokat atmış yumruk atmış. Valla şimdi ha, geldi görüntüler en net görüntü. <laughs> ne tokadı denir ona Osmanlı tokadı. Osmanlı, Osmanlı tokadı. atmış. <laughs> <laughs> evet. Bir de böyle boylu postlu bir adam olduğu için Alpay Bey. Ya çok. Elleri de büyük. O, yani Dediğim gibi geçen hafta yaşandı ve çokça konu. Geçen hafta Cuma oldu aslında hafta sonu girdi araya. Şahsen ben yine söylüyorum çok üzücü buldum. Sen nasıl buldun? Ya birincisi şuradan başlayayım. Yani böyle meclise, meclis tabii ki Türkiye'nin en üst demokratik organı ve çok hepimizin saygı duyduğu bir yer. Demokrasinin de cisimleştiği yer. Tabii orada böyle kavga gürültü olduğunda herkes üzülüyor biraz endişeye kapılıyor. Ama meclis zannedildiği gibi kutsal bir yer değil. Hmm. Yani mecliste cinayetler işlendi. Hem de ilk birincisi 1925'te Halit Paşa vuruldu Deli Halit. Paşa. Canım oraya o kadar yani <laughs> Şimdi bakın. Senin kıyaslaman ay, ya cinayet işlendi canım. Ama ay <gülüyor> anlatmak <gülüyor> istiyorum. Yani Halit Paşa niye öldürüldü mesela? Hmm. Halit Paşa işte tartışıldı. O, muhalif bir adamdı. İslat Harbi Gazidir. Daha sonra ailesine karsa alan soyadı verildi. Aslında bir muhalif de Mustafa Kemal Paşa'nın muhaliflerinden biri de o kazayla ortadan kalkmış oldu. Hı. Mecliste bir kavgada oldu bu hadise. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. 1925'in Türkiye'si ne ise 1925'in meclisi de oydu. Hı. Yani o Türkiye'nin yansımasıydı. Şimdi, diyorsun, Tabii. 2020, Şimdi, ise 2000, 2000 90'larda hatırlarsın, 90'larda bir Siirt milletvekili vefat etti gene bir silahlı şeyde çatışmada bir cinayet daha işlendi. 2001'de gene biliyorsunuz Doğru Yol Partisi'nden bir milletvekili MHP'lilerle yumruklaşma falan falan oldu. Kalp krizi evet. geçir vefat etti. Kan bulaşmış mıydı böyle? Tabii yani Meclis şimdi mecliste ilk defa kan bulaşmış. Bir defa onu söyleyeyim. Görüntüler yok ama. Yani gerçekçi olmakta fayda var. Bunu onun için soruyorum. Yoksa tabii ki yani kavganın gürültünün olduğu her yer bizi üzüyor ama bir defa şunu kabul edelim. Türkiye toplumunda şiddet çok yaygın. Ve şiddetin şiddetin siyasi olarak tek bir sebebi yok. Yani felanca parti Felence örgüt, felence kurulu şiddeti üretiyor dememiz mümkün değil. Bu toplumsal bir sorun. Hı. Bu meclise yansıyor. Türkiye toplumundaki şiddetin, bakın tekrar tırnak içinde alalım şiddetin en şiddetli, en kesif, en keskin halini gördüğümüz yer bir terör örgütü var Türkiye'de. O örgütün adı PKK. Hı. Bu örgüt 1980'lerde kuruldu. Bugüne kadar 40 binden fazla insanın yaşamına mal oldu. Hala da insan öldürmeye devam ediyor. Sanatı insan öldürmek. Bak işi bu. Bundan da gurur duyuyor. Şey sanat demeyelim ona. Hay, işte tırnak için ne diyorum? Canım işte adam öldürmeyi sanat ediyor. İşi işi adam. İşo o. Iş o. Evet. Bundan da gurur duyuyor. Hı hı. Yani diyor ki ben bunu diyor, böyle yapıyorum diyor. Şimdi siz mesela bu şeyin, bu örgütün siyasi uzantısı olduğunu gizlemeyen bir partiyi meclise alıyorsunuz. Hı. Yasalarımız böyle yani. Hiç kapatılmadı bu parti. Yani ben zaten benim yapabileceğim bir şey yok yani ben ona ben karar vermiyorum yani. Mahkemeler karar veriyor. E seçime giriyor. Seçime girince de halk muhtelif şekillerde oy veriyor ama sonuçta sizin kutsal yüce dediğiniz meclise terör örgütü uzantısı da giriyor. Peki şimdi bu kavgadan önce ne olmuş? Size okuyayım mesela ne demiş Ahmet Bey? Ahmet Şık ne demiş? Okuyabiliyor muyuz Rütük böyle bir orada biraz Ağır yani lafla. Öyle tamam, o lafları biliyoruz zaten. Tamam o koz. Meclis zabıtlarında var zaten. Evet, Zabıtlara tamam. girmiş o. hocam daha iyi biliyor. Evet. Hazır. Şöyle evet. diyor. Ahmet Bey diyor evet. ki, evet. sizde hiç utanma yok. Utanmanız, saysiyetiniz yok diyor AK Parti milletvekillerine Hı. doğru. O yüzden usulü konuşmaya da gerek yok. Hı. Yani bu ben usul de tanımıyorum mecliste diyor. Usul bak usul çok önemli mecliste yani siyasetçiler bunu bilir bizler de biliyoruz yani. Usul esası belirliyor aslında. Hı, hı. Usülü konuşmayacağım diyor. Konuşmama sebebim de sizin haysiyetsiz olmanız diyor. Bak laflara bak. Devam ediyor. O salladığın parmağı kıracağız diyor. O herhalde Alpay Bey söylüyor galiba. Yok Alpay. Ya da başka ya. bir AK Parti'liine söylüyor. Evet. Sen bunu yaşayacaksın. Şerefsiz. Bunlar Ahmet Şık'ın söylediği laflar. Şimdi arkadaşlar <laughs> ben biz tartışma programlarına katılıyoruz burada çok burada da oluyor başka yerde sert tartışmalar da oluyor ama ben ne yumruklaştığımızı hatırlıyorum ama ben ne hayatımda var var, hayatımda hayatımda <laughs> katıldığımda ya bizde değil var Cemal Engültün şeyi dövdüğü çok biliyorsun ya, korumalarıyla beraber zaten. korumalarıyla beraber saldırıp bir gazeteciyi darp etti yani Hı. Cemal Engültün hikayesi o. Evet. Latifçi bir şey, şimdi, evet. evet. Şimdi bu şimdi bunu şunun için okuyorum. Bakın. Ben tartışma programlarında ne kimseye şerefsiz dedim ne de kimse bana şerefsiz dedi. Çok sert tartışmamız var. Parmağını kırarım, kıracağız falan. <laughs> sana samimiyetle bir soru soruyorum. Birisi Buyur. sana şerefsiz desin, haysiyetsiz desin. Ne yaparsın? O lafı ona yedirtirim. Nasıl yedirtirsin? Vallahi gücüm nasıl yetiyorsa öyle yedirtirim. Yani yumrukla mı yedirtirsin? Bilmiyorum. Gücüm nasıl yetiyorsa diyorum. Ama ben gerçekten bunu anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Hayır, ben yani giz... özür dilerim ama demedim. erkek şiddetinden yumruk tiksiniyorum demedim. ya. Ama yumruk demedim öyle bir şey söylemedim. Ya, ya, ne demek yok. yediririm falan? Yani ne? Ahmet Şık'ın ayıbı. Peki, Ahmet Şık'ın küfür bazlı şiddeti meşrulaştırır mı? Ya meşrudur demiyorum zaten lütfen. Hak, hakkımı hukukta ama, ararım. Hukukta ararım hakkımı alamam. Şimdi Yani burada da hukukçu, bak, değerli bir hukukçu da yani hukukta yani aramayabilir. bölmek istemiyorum Gaffar Bey ama. Ama hukuk da alır. Bey bana abi. şöyle sor. Çok özür dilerim. Ama bana sordu. Estağfurullah. Bak. Bölmek istemiyorum ama şöyle bir şey yaparsak sanki çok doğru bir şey yapmış olmayız. Siz az önce meclis ve içerisinde Sayın Ahmet Şık'ın açıklamalarını okudunuz. Açıklama o, değil, küfürlerini okudum. Müsaade buyurun. Meclis zabıtlarına <laughs> Bu yansıyan sözlerini. <laughs> evet, onu. Benim de önümde meclis zabıtları var. Onlar tek taraflı söylenen sözler değil. Karşıdan da söylenen sözler var. Zabıtlar iki taraflı. Söylenen bütün sözleri alıyor. Örneğin siz Ahmet Şık'ın söylediği sözleri, Ahmet Şık'a söylenenler de birlikte değerlendirirsek tamam, daha sonra. O zaman örneğin diyor ki Ejder Açık Kapı Elazığ Milletvekili en büyük terörist sensin alçak herif diyor. Ama orada ahlaksız teröristsiniz diyor. Ha, bir teröristsiniz. Ha, yani. Sen böylesine yani, bir ortam var. Yani, hocam şimdi biz, ben, anlata ben anlatayım. Bakın, şimdi ben şiddet müddet güzelleyecek değilim. Ben öyle, hele fiziksel tamam. şiddet. şiddet şiddetin vardı en son nokta. Ben öyle bir şey tasvip etmem. Hayatımda da yok benim bu arada onu söyleyeyim yani. Böyle bir Hı. herhangi birine uyguladığım bir şey yok. Dövmedin yani. Hayır, bir gücüm de yetmez zaten. Ben öyle biri değilim <laughs> de yani ama öyle bir öyle bir ihtiyacım da olur. Alpaydan yani ders almayalım. Ben de ben de giderim <laughs> hukuk yoluyla de, hakkımı arayabiliyorsam ararım. Çoğu zaman da bize ne küfürler ediliyor, ne hakaretler sineye çekip oturuyoruz. Bir şey yapamıyoruz açık söyleyeyim yani. Maalesef yasalarımız da çok korumuyor ya yani, şimdi klavyedeki küfürcüleri diyorsun, değil mi? Tabii ama şunu söyleyeyim. Şimdi karşında birisi sana yüzüne baka baka ayıtsız, bilmem ne yani, kullanmak istemiyorum. Tamam şimdi bu bak şimdi bu bak, gerçekçi olalım, hakikatle Şöyle evet. bakın Şiddet kötü bir şeydir. Tamam bunu kategorik kategorik olarak bakın ne dedim koyuyoruz. Ama zannediyoruz ki şiddet sadece bir insanın bir insanı itmesi, bir insanın bir insana fiziki teması. Evet. Bu sözel şiddet nasıl olacak? İşte size onu anlattım. Ahmet Şık'ın laflarını söylememin sebebi o. Sözel şiddet budur. Hatta bazen bu süreğenlik arz eder. Şiddeti uygulayan taraf şiddete maruz kalana sürekli olarak bunu uygular. Dayaktan daha beterdir. Hı hı. Yani dersiniz ki ya ulan suratıma bir tane yumruk atsa da rahatlasam daha iyi dersiniz. yani. Şimdi başka bir şey daha var. İlk konuşma yapacak olan kişi Ahmet Bey değil, Ahmet Şık değil. İlk konuşma yapacak olan Dem Parti Grup Başkan Vekili. Son dakikada değiştiriliyor. Biliyorsunuz Can Atalay konusu konuşulacak. Hı hı. Ve konuşulamadı bu yüzden konuşulamadı. Olan Can Atalay oldu bence. Aynen öyle. Son dakikada değiştiriliyor. Üstelik bir şey söyleyeyim MHP grubu olmadığı için şeyde mecliste. MHP grubu olmadığı için Can Atalay de yine bir karar çıkabilirdi meclisten yani sayılar ortada katılım sayıları ortada. MHP grubu yok. Yani muhalefet tam kadro katılsa, o işe söyledikleri gibi yani samimilerse söyledikleri destek verseler can atalayı kurtarabilirler. Ama öyle olmadı. Ahmet Şık geldi, provoke etti, bir kavgaya dönüştürdü. Tekrar ediyorum, şiddeti onayladığım için söyleyemem asla ama şunu hatırlamak zorundayız. Kusura bakmayın. Yani ben şiddeti savunmam ama DHKPC'nin şehit ettiği bir savcıya dair neredeyse DHKPC bülteni gibi haber yapan sözde gazeteciyi de savunma. ama Şık'ı da savunma. Kusura bakmayın. Hiç orada durun yani. Ben o meclisin, o meclisin şiddetle kirlendiğini görüyorum. Ama o meclisin aynı zamanda teröre yol veren, terörü kınamayan milletvekilleri nedeniyle kirlendiğini de görüyorum. Hı hı. O mecliste başka sorunlar da var. Onun için o meclisin tarihini ta evvelden başlattım. Evet. Türkiye'nin şu anda böyle bir sorunu yok mu? Teröre karşı mesafe alma sorunumuz yok mu? Var. Türkiye'nin şiddet sorunu yok mu? Var. Türkiye'nin siyasette samimiyet sorunu yok mu? Var. Bakın bir örnek vereyim. Benim çok ilgili olduğum bir konu. Seninle de fikren ayrı düştü bir şu o zaman bak söyleyeceğim. Ee, sokak hayvanlarla ilgili yasa çıktı. Evet. Ben AK Parti savunan, işte Cumhur İttifakı savunan bir gazeteciyim. Gibi. Sonuna kadar muhalefet ettim. Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki bizim belediyelerimiz hayvanları toplamayacak dedi. Özgür Bey. Bravo dedim Özgür Bey'e. Ben alkışladım. Yazdım da yani açık açık. Hı hı. Topluyorlar. Özgür Bey başka bir telden çalıyor. Belediyeler başka telden çalıyor. Ola, Şimdi siyaset bunlar mi? varken Türkiye'de evet. bak, bunu örnek olarak Peki. Anladım. Çok büyük var. konu değil. Türkiye siyasetinde bu sorunlar varken, Türkiye toplumunda bu sorunlar varken evet. biz meclisten Riksdagen gibi, Riksdagen İsveç meclisi İsveç meclisi gibi efendim böyle çay kahve ikram edecekler. Hanımlar beyler birbirlerine iyi davranacaklar. Böyle bir şey beklememiz bizim hayalcilik olur. Neticede gördüğümüz şey tamam. o. Bir de halkta uyandırdığı şeyi de söyleyeyim. Benim genel olarak gördüğümü. Şimdi tabii ee, AK Parti'yi sevmeyen muhalif seçmen e, zaten bunu işte bak bunlar şiddete eğilimlilerdi böyle yaptılar diyor ama bir de CHP'li seçmen CHP demiyorum bakın CHP'nin ötesinde yani bu biliyorsunuz Ahmet Şık HDP milletvekili olarak girdi sonra kendisi tipe geçti hı hı hı. yani aslında terörle iltisaklı olan partinin kendisi terörle iltisaklı olduğunu kabul eden partinin milletvekili olarak girdi orada evet. şapka değiştirdi halkın geneli bunu bildiği için Halkın geneli bunu bildiği için diyorlar ki ne dediklerini söylemeyeyim ama kınamıyorlar öyle diyeyim. Yani. Peki ben ümidim, Hasan, diyorum, Hasan Hocam size var. dönüyorum. Öyle demek istemiyorum. Yani. Şimdi...